Bugün göreceğimiz bölümde Arduino ve Arduino fonksiyonların kullanımını göreceğiz. Biraz matematiksel işlemleri nasıl yapıldığına bakacağız ve ardından da zaten bir kısmını gördüğümüz gecikme ve zamanlama ile ilgili fonksiyonlara bakacağız. Şimdi fonksiyonlar aslında başından beri görüyoruz Arduino'yu. Temel olarak biliyorsunuz iki adet fonksiyonumuz zaten devamlı kullandık. İşte loop ve setup fonksiyonları. Bunun dışında bazı diğer fonksiyonları da aslında kullanmaya başladık. İşte delay fonksiyonu olsun gibi bunun gibi fonksiyonları. Fonksiyon aslında matematikte de bildiğimiz bir kavram. Bir girdiğe karşılık çıktığı üreten matematiksel ifadeler aslında fonksiyonlar. Programcılıkta da buna benziyor. Belli girişler sonucu elde ettiğimiz sonuçları veriyor fonksiyonlar bize. Tabii her zaman böyle olmak zor değil. Yani her zaman da çıktı vermeyebiliyorlar. İşlem yapıyorlar sadece. Programlarımızı loop fonksiyonu içinde aslında gerçekleştirebiliriz işlemlerin çoğunu. Ama bunun yanında programlarımızı daha küçük parçalara da bölebiliriz fonksiyonlar halinde. Örneğin delay fonksiyonu aslında bir parçaya bölünmüş bir işi yapan bir fonksiyondur. Biz onu istediğimiz zaman çağırabiliyoruz. Dolayısıyla fonksiyonların böyle bir özelliği var. Yani programlarımızı parçalara ayırmak için kullanabiliyoruz. Böylelikle hem programımızı geliştirmemiz daha rahat oluyor. Ve birden fazla yerde yapmamız gereken işlemleri tek fonksiyon haline getirip bunu istediğimiz yerde çağırabiliyoruz. Örneğin loop fonksiyonu içinde 3 tane fonksiyon tanımladığımız 3 tane fonksiyonu bu loop fonksiyonu içinde çağırabiliriz ayrı ayrı. Burada örnek olarak fonksiyon A, B ve C verilmiş ama kendi yazdığımız fonksiyonları da loop fonksiyonundan çağırabiliriz. Şimdi parametre fonksiyonlarda bir parametre alma özelliği var ve bir değer döndürme. Bunlar her zaman zorunlu değil. Yani bir fonksiyon her zaman parametre almak zorunda değil. Parametre dediğimiz şeyler ne? Fonksiyonun girişleri. Her zaman da bir değer döndürmek zorunda değil. Sadece bir iş yapan ama bir değer döndürmeyen fonksiyonlar olabilir. Değer döndürmeyen fonksiyonların dönüş değeri olarak void ifadesini kullanacağız ki bunu zaten setup ve loop fonksiyonlarında gördük. Şimdi fonksiyonların parametre alıp almalarına veya değer döndürüp dönmelerine göre aslında 4 tane gruba ayırabiliriz. Yani parametre alma ve değer dönüş değeri olma olma açısından 4 tane farklı kombinasyon var. Bunları bu 4 grupta inceleyebiliriz aslında fonksiyonları. Örneğin burada şimdi örnek bir fonksiyon görüyoruz. İsmi de örnek bir fonksiyon. Bu arada fonksiyon isimleri de aynı aslında değişkenlere verdiğimiz isimlerle alakalı kuralların çoğu geçerli. Yani fonksiyonlara da aslında anlamlı isimler vermek lazım. İşte birden fazla kelime verdiğimizde işte her bir kelimenin baş harfini büyük yazabiliriz veya alt tire kullanabiliriz. Bu değişik gelenekler var bu konuda isimlendirme konusunda. Bakın fonksiyonun başında dönüş tipi değeri var. Yani bu fonksiyonumuz hangi tip bir değer döndürecekse onu ya başına koyuyoruz. Ve parametre olarak da iki tane integer olan bir fonksiyon burada. Sayı 1 ve sayı 2 parametrelerini alıyor. Dolayısıyla bakın içeride bir sonuç diye bir değişken tanımlanmış ve sonucun bu alınan parametrelerin toplamına eşit olduğunu görüyoruz. Ve return ifadesiyle de fonksiyon değer döndürüyor. Hangi değeri? Sonuç değerini döndürüyor. Yani bu fonksiyon kendisine verilen iki sayıyı toplayıp toplamı sonuç olarak döndüren bir fonksiyon. Bakın burada da Arduino yazdığı bir fonksiyonumuz var. Dönüş değerinin olmadığını anlıyoruz. Çünkü void ifadesi var başında. Ve parametre almıyor bakın. Parantezler içinde bir değer yok. Ve içinde yaptığı tek şey seri haberleşme üzerinden Arduino yazdırıyor. Ve dolayısıyla değer döndürmüyor. Fonksiyonların dediğimiz gibi en büyük avantajı tekrar tekrar yapacağımız işlemleri tek bir fonksiyon olarak tanımlayıp istediğimiz yerde bunları kullanabiliriz. Fonksiyonlara verdiğimiz girişlere parametre diyoruz ve fonksiyonları tanımlarken de hangi tip parametre alacaklarını belirtiyoruz. Bakın fonksiyon az önce gördüğümüz Arduino yazdır fonksiyonunu loop fonksiyonu içinde nasıl çağırdığımızı görüyoruz. Parametrelerini ver olmadığı için boş parantezler, parametre almasa dahil parantezleri yazmayı unutmuyoruz. Ve noktalı virgül. Bu şekilde o fonksiyonu çağırmış oluyoruz aslında. Şimdi fonksiyonlardan önce isterseniz bir örnek kodu açalım fonksiyonlarla ilgili. Şimdi bakalım örneğimize.
Burada bakın, seri haberleşmeyi başlatıyoruz her zamanki gibi. 9 gün altı hızında. Bakın, loop fonksiyonun içinde 4 tane değişken tanımlamışız. ABCD değişkenleri ve ABCY'ye 2, 3, 4 değerleri vermişiz sırasıyla. Ve bir tane de float değişken tanımlamışız. Bunu bir ortalama sonucunu tutması için tanımladık. Dolayısıyla ondalık sayı çıkabileceği için float cinsinden tanımladık. Bakın, D'ye çarpma fonksiyonuna A ve B parametrelerini veriyoruz ve bunun sonucunu gönderiyoruz. Aynı şekilde çarpma, toplama, çıkarma fonksiyonu, ortalama fonksiyonu diye fonksiyonlarımız var. Bunları nasıl tanımladığımızı aşağıda görebiliyoruz. Bakın, çarpma fonksiyonu kendine verilen integer değişkenlerin çarpımını döndürüyor. Toplama fonksiyonu işte toplamını, çıkarma fonksiyonu farkını ve ortalama fonksiyonuna bakın. Bakın, 3 tane değeri toplayıp 3'e bölüyoruz. Bakın, float değişkenleri işlere bakarken ne demiştik? Float değişken olduğunu belirtmek için 3.0 şeklinde yazmışız. Burada ortalamasını alıyor 3 tane değişkenin. Gördüğünüz gibi değişkenler, yani parametreler, daha doğrusu fonksiyonlara verilen parametreler değişik sayılarda olabiliyor. Tabi bunlar sadece integer olmak zorunda değil. Verdiğimiz parametreler farklı cinsi de olabilir. Bu da önemli. Ve sonuçta bakın, burada integer döndürür kendi fonksiyon. Burada float döndürebilir. Bunlar şu anda değişik fonksiyon kullanımlı örnekler. Yükleyelim bu programı. Evet, bakın, çarpma sonucunu da 6, toplama sonucunu da 5, çıkarma sonucu eksi 1. Çünkü negatif küçük sayıdan büyük sayı çıkardık ve ortalaması da 3 olarak aldık. Sonuçlarımız bu şekilde. Değişik fonksiyonlar çağırmış olduk burada. Bu şekilde de fonksiyonları farklı farklı şekilde kullanabiliriz. Buraya kadar soru var mı arkadaşlar? Yoksa fonksiyonlarla ikinci bölüme geçeceğiz. Bir soru var galiba. Loop içine tanımlamak şöyle aslında. Loop içine tanımlamak da aslında en başta hani global dediğimiz bölgeye tanımlamak aslında çok farklı olmuş oluyor. Çünkü globalde tanımladıklarımız da devamlı bellekte kalıyorlar. Eğer sadece belli işlemler yapıp daha sonra yani belli işlemlerde kullanacaksınız. Fonksiyonlara bölüp programınızı o fonksiyon içine tanımlamanız daha iyi olabilir tabii ki. Sürekli kalmaması açısından haklıdır. Çünkü loop içine tanımladığınız şeyler loop fonksiyonun çalışma süresince tanımlı olacağı için ve bu devamlı olacağı için evet, yani hafızada kalacaktır. Ve globaller de böyle bir şekilde. Yani en tepede tanımladığımız değişkenler için de bu geçerli. Dolayısıyla ikisi de aynı aslında. Evet, hafızada bunlar sonuna kadar kalacak. Ama fonksiyonlara böldüğümüzde programımızı, fonksiyonlar içindeki değişkenler fonksiyondan çıkıldığında kullanılmayacaktır. Bellekte yok edilecektir diyebiliriz. Evet, cycle yemesi de doğru. Çünkü şöyle, cycle yemekler ne kadar? Bunlar işlem yapılması. Bunlara başka bir değer atılacağı için evet, yapılabilir. Burada tabii örnek program olduğu için orada tanımladık. Mümkün olunca da bütün örneklerde farklı farklı kullanımları da vermeye çalıştığım için işte kimisini dışarı tanımlamıştım, kimisini de içeri tanımlamışız örneğin. Bu da değişik bir örnek. Yani şunu da göstermek için biraz da açalım isterseniz. Bu arada işte loop'un içine tanımlanan değişkenler sadece loop'u tanımlıyor şu anda. Örneğin setup fonksiyonundan bunlara erişemeyiz. Böyle bir durum var. Dediğim gibi bunların aynısını aslında alıp şu bölgede tanımlayabiliriz. Evet, doğru. Bölgeyi alıp burada tanımlayabiliriz. Loop içerisinde her seferinde değer atanmaması için. Şöyle denemek lazım tabii sorması ile Sinan Bey'in sorduğu soruda. Aslında şöyle, fonksiyonların sonucu aslında bir değer olduğu için, örneğin toplama fonksiyonu integer bir değer döndürdüğü için println fonksiyonu integer dönmüş olacak. Bu şekilde çalışması lazım. Denemedim açıkçası böyle direkt fonksiyonları. İsterseniz deneyelim, sonucunu görelim. Çünkü bazen fonksiyonlar, bazı yani print ile ilgili fonksiyonlar özellikle tam olarak çalışmayabiliyorlar bazı özellikleri. Örneğin dediğinizi yapalım. D yerine biraz da basit tutmaya çalıştığımız için çok karmaşık olmayan ifadeler kullanmaya çalıştım örneklerde daha çok. Çünkü giriş amaçlı olduğu için bütün bu örnekler.
Çünkü C fonksiyonunun gerçekten çok karmakarışık ifadeler de yazmak mümkün C dilinde. Yeni başlayan arkadaşlar için bazı ifadeleri anlaması zor olabilir C ile ilgili yapılan karmaşık. Bakın değişen bir şey olmadı. Toplama sonucunda yine 5 değeri de gördük. Yani bu şekilde kullanmanız mümkün. Şimdi fonksiyonlarımıza değerleri biliyorsunuz parametre olarak verdiğimizi söyledik. Şimdi bu parametre verirken fonksiyonumuzun içine bu değerler geçiyor. Nasıl geçiyor? İşte demin gördüğümüz örneklerde o verdiğimiz parametre değişkenleri içeride kullanabildik aynı şekilde aynı değerlerini. Buna değerle çağırma deniyor. Burada ne oluyor? O parametrelere verdiğimiz değerler aslında içerideki lokal değişkenler için yani bir lokal değişkenmiş gibi kopyalanıyor değerleri. Dolayısıyla sizin o fonksiyona verdiğiniz parametrelerin orijinal değerlerinde bir değişiklik olmuyor. Bunu da biraz örnekle göreceğiz. Bir de referans da çağırma denilen bir çağırma yöntemi var. Örneğin şimdi bu örnekte değerli çağırmada sayı 1 ve sayı 2'ye bizim verdiğimiz değişkenler fonksiyonu çağırırken örneğin A ve B değişkenlerini aktardık bu fonksiyona. A ve B değişkenlerinin kendilerinde bir değişiklik olmuyor aslında orijinallerinde. Ama A ve B değişkenlerinin değerleri sayı 1 ve sayı 2'ye kopyalanıyor. Dolayısıyla orijinal A ve B değişkenlerde bir değişiklik olmadı. Az önceki örneklerimizde. Referansla çağırma denilen teknikte ise o değişkenlerin bellekteki adresleri aslında bu fonksiyona iletiliyor. Dolayısıyla parametrelerin orijinalleri de değişmiş oluyor. Çünkü o adreslere yapıldığı için işlemler o parametrelerin orijinal değerleri de yani o değişkenlerin orijinal değerleri de değişmiş oluyor. Bakın burada değerleri topla diye bir fonksiyon görüyorsunuz. Void bakın dönüş değeri. Aslında dönüş değeri yokmuş gibi görünüyor. Ama bakın integer sayı 1 ve sayı 2 parametrelerin yanında integer'de toplam değişkeni var. Parametresi var daha doğrusu aktarılan fonksiyona. Bakın toplamın başında bu V işaretini görüyorsunuz. Bu işaretin anlamı işte referansla çağırma olduğunu belirtiyor toplamın. İçeride bakın toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 görüyoruz ve return ifadesini görmüyoruz. Fonksiyondan değer döndürülmüyor ama toplam ifadesi, toplam parametresi referans olarak aktarıldığı için, bellek adresiyle aktarıldığı için aslında orijinali değişmiş oluyor bunun. İsterseniz bunu az önceki örneğimizde yazarak görelim. Bakın bir tane daha tanımlayalım. Değerleri topla diyelim. Integer x olsun, integer y olsun. Bir de sonucumuz da toplam. Ve toplam eşittir x artı y. Fonksiyonumuz bu. Şimdi bu çağıracağız. İsterseniz başına referansla toplama sonucu diyelim ki anlayalım farklı bir şey olduğunu. Bakın buna A ve B değişkenlerini yazdım. Toplamını döndürmesi sağlayacağım. Bir de tabii bir değişken daha tanımlamamız gerekecek. Zaten örneğin D değişkenimiz vardı. Oraya D değişkenimizi aktaralım. Evet, Amerika Birleşik oldu ABD. Şimdi sonunda da B değişkenin değerini yazdım. Bakın toplama sonucu 5 çıktı. D değişkenimize 5 değeri geldi. Yani toplamış olduk. Yine return ifadesi olmasına rağmen. Bunu isterseniz şöyle de anlayabiliriz. Orijinal değişkenin değerini değiştirdi. Bakın D değişkenini isterseniz değerini başta bir yazdıralım. Bir de sonrasında yazdırıyoruz zaten. D değişkenine muhtemelen en son yaptığımız işlemin sonucu olacak. Çıkarmanın sonucu başlangıçta ama sonrasında değiştiğini göreceğiz.
Bakın başta -1'i gördük. Yani değer değişkeninin başlangıçlık değeriydi ama fonksiyonumuz çağırdıktan sonra 5 değerini aldık. Gördüğünüz gibi orijinal değişkende değişiklik yapıldı. Yani burada referansa çağırma tekniğinde orijinal değişken üzerinde değişiklik yapıldığını görüyoruz. Ama değerle çağırmada orijinal değişkenler arasında bir değişiklik yapılmıyor. Bu en önemli ayrım bu. Evet, bu arada bir soru yoksa devam edeceğim. Bu referansa değişken çağırmasını, yani değişken aktarımını analog giriş çıkış işlemlerinde bir yerde kullanacağız. O yüzden özellikle anlattım. Ama tabii siz de kendi yazacağınız fonksiyonlarda da bunu kullanabilirsiniz. Bunun getirdiği avantajlardan biri nedir? Bir fonksiyonla aslında normalde bir değer döndürebiliyoruz biliyorsunuz return ifadesiyle. Ama referansla çağırmada birden fazla değeri değiştirmeniz mümkün bir fonksiyondu. Örneğin şimdi bir toplam değer değişkenini referansla çağırdık. Ama birden fazla değişkeni de çağırabilirsiniz. Örnek yapalım. Daha doğrusu şöyle yapalım diye bunun üzerinden gidelim. Şimdi toplam değişkenini bakın. Yani dediğim gibi en önemli nokta şu aslında. İsterseniz bunu farklı kaydedin. Diğer fonksiyonları kaldıralım. Daha temiz olsun fonksiyonlarımız. Şimdi şöyle de bir örnek yapabiliriz. Şimdi A değişkeninin değerini, hepsi tüm değerlerini başlangıçta bir yazdıralım. Belli değerler verip. Örneğin B değişkenini de. Örneğin bir fonksiyon daha yapalım. Referansla çağırma adını verdim. Parametre isimlerini ben x'e geliyorum. Yani bu başka isimlerde verebilirsiniz. Z'ye verdim. Ama z'yi tekrar referansla çağıracağım. Şimdi örneğin bakın fonksiyon içinde x'e 12, y'ye 15 değerini atıyorum. Yani buna verilen parametrelere. Ve z'ye de 100 değeri atıyorum. Şimdi yani fonksiyon içerisinde değişkenleri değiştirmiş gibi oluyorum. Ama bakacağız hangi değişkenlerin değeri değişti, hangileri değişmedi ona bakacağız. Şöyle yapalım. Referansla fonksiyon bakın A, B ve D değişkenlerini bir şey çağıracağım. Ve şurada tabii bu arada bakın yazdığımız kelimeleri doğru yazmadığımızda bakın rengi renklenmiyor. Ona dikkat edin. Yani buradan yanlış yazıp yazmadığınızı anlayabilirsiniz. Mesela serial'ın serisini küçük yazdığınızda renklenmediğini görüyorsunuz. Burada D'yi yazdıralım. Ve burada D'yi yazdıralım. Ve bu işlemi daha sonra çağırma işleminden sonra tekrar yapalım. Değerlerin ne olduğunu görelim. Bakın şimdi A 2 3 ve D 0 iken referansla çağırma sonrası A hala 2 ve 3 değerini korurken D'nin 100 olduğunu gördüm. Şimdi ne oldu? Ben içeride aslında parametreleri aktardıktan sonra onlara farklı değerler atadım A ve B içinde. Yani biz A verdiğimiz değişken nereye denk gelmiş oldu? X ise B, Y'ye, D de Z değişkenine denk gelmiş oldu. X ve Y'de ben değişiklik yapmama rağmen
Fonksiyondan çıktıktan sonra A ve B'nin değerini değiştik görmedik. Çünkü onların değerleri kopyalanarak parametre olarak aktarıldı fonksiyon. Ama Z değişkenini referansla aktarmayı kullanarak aktardığımız için fonksiyona bakın Z'nin değeri içeride verdiğimiz değer haline geldi. B'nin değeri daha doğrusu. Yani fonksiyon içerisinde değişiklik yapmamız da aslında değişkenin orijinalini de değiştirmiş olduk. Referansa çağrının farkı bu arkadaşlar. Yani temel ayrım bu. Referansla çağırdığınızda o değişkenin bellekteki adresine o fonksiyonu aktarıyorsunuz. Dolayısıyla o adres orijinal olduğu için değişkenin o değer değiştirildiğinde orijinal değişmiş oluyor. Ama değerle çağırmada parametre aktardığımız değişkenlerin değerleri kopyalandığı için fonksiyonun içerisine. Dolayısıyla siz o kopyalar üzerinde işlem yaptığınız için orijinal değişkenlerde bir fark olmuyor. Temel ayrım bu referansla çağırmada. Bunlar konusunda siz kendiniz de daha sonra lütfen egzersizler yapın. Yani kendiniz kafanızda fonksiyonlar yazın. Değişkenler aktarıp bunları gözlemleyin. Arduino şöyle bir güzelliği var. Aslında bir nevi bir de compiler görevi görüyorsunuz siz zaten. Çalıştırılabilir bir ortam. Çalıştırıp sonuçlarını görüp kendiniz deneyebilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olduğu zaman bu nasıl oluyor dediğiniz zaman çalıştırıp canlı olarak da görmeniz mümkün. Lütfen bununla ilgili farklı farklı örnekler yapın. Alıştırmalar yapın siz de. O zaman daha iyi oturacaktır. Bu konular tabii dediğim gibi yani daha önce derslerde konuşmuştuk. C programlama konuları geniş kapsamlı konular aslında. Yani böyle sadece birkaç derste geçecek şeyler değil. C için biliyorsunuz böyle haftalarca süren kurslar oluyor. Burada biz böyle özet halinde geçmeye çalışıyoruz. Çünkü asıl amacımız Arduino'yu biraz daha öğrenmek. O yüzden biraz da bu kısımları hızlı geçip hani dijital gelişmişe daha böyle Arduino fonksiyonlarını ve biraz daha gerçek ledleri yakıp söndürebileceğimiz, butonları okuyabileceğimiz konulara geçmek istiyorum. Siz de eminim onu bekliyorsunuzdur. Biraz daha çünkü daha eğlenceli konular onlar. O yüzden bunlar aslında biraz için altyapısı. Bunlar için biraz daha kendiniz programlama konusunda pratik yapabilirsiniz. Upload sayısı için öbürleri genelde bunların var belli. Flash bellek olduğu için ama onlar yani yüz binlerle ifade edilen sayılarla diyebilirim yani milyonlarla. Yani çok fazla yani dakika başı programlamadığınız sürece her gün zaten o da mümkün değil. Çok bir ömrünü bitirdiğini görmedim yani böyle programlayarak. Ama en kötü ihtimalle bitirseniz veya bozsanız bile bir Arduino mikro ekleyi istiyorsunuz soketli olduğu için. Yani 15-20 liraya satılıyor bildiğim kadarıyla. Aynısını alıp yerine takabilirsiniz yani. Çok büyük bir zararınız olmaz. Hani bozmaktan korkmayın çok fazla Arduino'yu. Benim mikro ekleyicisi kolay kolay bozulmuyor zaten ama olursa da yerine alabilirsiniz 60 yöneticisinden. RF ile uzaktan kontrol edilmek mümkün tabi. Ama onun için ayrı RF modüller var tabi. RF modüllerle ilgili çalışma yapmanız gerekiyor. RF modüller kullanarak tabii ki Arduino ile uzaktan kontrol yapmanız mümkün. Şimdi devam edecek olursak konularımıza dediğim gibi biraz dijital bir çıkışa geçmek istiyorum. Bu konuları bitirdikten sonra. Biraz üzerinden geçeceğim. Gecikme fonksiyonunu gördük ama delay fonksiyonu var. Çok kullandık zaten. Milisaniye cinsinden gecikme oluşturabiliyoruz. Yani içerisinde parametre olarak delay 1000 vererek örneğin işte 100 vererek işte kaç milisaniye gecikme istiyorsanız bunun için kullanabiliyoruz. Delay microseconds da aynı şekilde mikrosaniye cinsinden beklemeler yapmak için. Tabii bunların hassasiyeti değişebilir. Yani çok böyle birkaç mikrosaniye hassasiyetli olması zor ama belli durumlarda eğer gerekirse delay microseconds da kullanabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Milis fonksiyonu var bir de Arduino'da. Milis fonksiyonu şu, Arduino başladığından itibaren çalışmaya başlayan bir timer kullanıyor bu. Ve bu timer size Arduino çalışmaya başladığından itibaren geçen süreyi milisaniye cinsinden döndürüyor. Tabi toplam bunun da büyüklüğü olduğu için unsigned long değişken tipinde belli bir yerden sonra sıfırlanıyor tabii. Çünkü o değişken kapasitesinin sonuna geldiği zaman tekrar başa dönüyor. Bu da 50 güne yaklaşık tekabül eden bir değer. Ama tabii bunun içerisinde biz bunu zamanlamayla ilgili işlemler yapmak için kullanabilirsiniz. Yani ne kadar süre geçtiğini görmek için Arduino'da bunu kullanabiliriz. Örneğin onunla ilgili bir örnek vardı. Onu çalıştıralım. Şimdi ilk örneğimiz biliyorsunuz evde kapı söndürmüştük. Ama orada delay fonksiyonunu kullanmıştık. Delay fonksiyonunda ne oluyor? O delay kadar yani siz orada ne kadar gecikme verdiyseniz o kadar süre programınız orada takılı kalıyor. Yani orada ve gecikme bekleme durumunda kalıyor.
Bu örnek arkadaşlar, ben bunu şuradan da aldım. Aynı örnek aslında. Basics bölümünde, Examples'ta gördüğünüz. Pardon. Dijital bölümünde Blink Without Play örneğin aynısı aslında. Burada yapılan işlem şu. Yine 13.7 kullanacağız. Bakın let spin olarak. Let durumu için bir değişken tanımlamışız. Log başlangıçta log değeri vermişiz. Log 0 anlamına geliyor aslında. Bir zaman değeri için don't değişken tanımlamışız bakın. Önceki zaman değeri. Yanma aralığı için din tanımlamışız. Bakın. Zaman değerinde milis. Burada bakın. Milis fonksiyonu bize neyi veriyor demiştik? O ana kadar geçen süreyi veriyor. Zaman değerine bunu aktarıp önceki zaman değerindeki farkı bulup yani bir öncekinde ölçtüğümüz değerle yani şu oluyor. Her bir döngünün başına geldiğimizde ne kadar zaman geçti? Bunu anlıyoruz. Farkı alarak şimdiki zaman değeri, daha önce ölçtüğümüz zaman değeri. Eğer yanma aralığı diyebildiğimiz değerden yüksek bir değer geçtiyse yani örneğin bir saniye verdiyse, bir saniyeden büyük bir değer geçtiyse demek ki artık durumu değiştirme zamanımız gelmiş değil. Önceki zaman değerine şimdiki zaman değerini artık. Çünkü bunu bir sonraki döngüde kullanacağız. Led'in durumunu değiştiriyoruz. Ne demek led'in durumu? Led'in durumu low'daysa high'a alıyoruz. High ise low'a alıyoruz. Bunu da digital write fonksiyonuna LED'e aktarıyoruz. Yani high ve low diyerek LED'i yakıyoruz veya söndürüyoruz. Buradaki temel şey bu. Yani bakın burada delay kullanmadan sadece milis fonksiyonu kullanarak bir zaman karşılaştırması yapabiliyoruz. Bu da yüklediğimiz zaman aslında daha önceki gibi LED'i yakıp söndürecek bir saniye miktarda. Evet, şöyle alayım ben görüntüye. Evet. Görüyor olmanız lazım şu anda. LED'i bir saniye yakıp söndürüyoruz. Aslında ilk yaptığımız örnekle aynı. Tek fark burada. Delay fonksiyonu yerine milis fonksiyonunu kullanmış olmamız. Milis fonksiyonu ne yapıyor dedik. Size o ana kadar Arduino'nun çalışması arasında geçen süreyi gönderiyor. Hatta isterseniz şurada minis fonksiyonundan dönen zaman değeri değişkenini de yazdırabiliriz. Tabi haberleşmeyi başlatmamız lazım. Bakalım. Bakın görüyorsunuz yani tam 3000-4000 gibi rakam görmüyoruz tam 6 saniye 5 saniye bir milisaniyede üzerine ekleniyor aslında. Ama kaba taslak olarak zaten içinde büyük dediğimiz için 1000'den sonra geliyor. 1001 olduğu anda bizim bu içine girdiği için. Yaklaşık 1 saniyelik farkla çalışıyor fonksiyonumuz her seferinde. Ha, fonksiyonumuz değil, içeride yaptığımız işlem. Yani minis fonksiyonunu bunun için kullanmanız mümkün. Yani zamanla ilgili bir şeyler yapmak istediğiniz zaman ne kadar zaman geçti her bir adımda gibi. Karşılaştırma yaparak programınızda farkını alarak zaman aralıklarından bunu kullanmanız mümkün. Bu da ekstra kullanabileceğiniz bir fonksiyon. Şimdi Arduino ile matematik işlemlere gelecek olursak matematik işlemler için zaten önceki örneklerde biraz gördük. Yani temel matematik operatörleri yani bunlar nedir? İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemler için bu operatörleri kullanabiliyoruz. Bunun yanında matematik kütüphanesini kullanarak karekök alma, üs alma, trigonometrik hesaplamalar gibi işlemler de yapmamız mümkün. Bunlar gördüğünüz temel matematik işlemlerde kullanacağımız operatörler. İşte dört işlem zaten. İşte kalan yani bölmeden kalan işlemin mod ifadesi, mod denilen işlem. Atamayı zaten sürekli yapıyoruz başından beri. Bunların yanında matematik fonksiyonlar var. İşte for örneğin işte üs almak için yani bir sayının başka bir sayı değeri kadar üstünü almak. 2 üzeri 3 diyelim demek için mesela bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. İşte squared denilen square root'tan geliyor. Karekök alma. X'e verdiğiniz değerin karekökünü alma. İşte EBS buradaki absolute value yani mutlak değer.
sinüs, kosinüs, tanjant örneğin açı olarak verdiniz diyelim. Bu açıda yatay radyanlısı olmalı. Sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını bulmanız gereken böyle durumlar varsa yani programlarınızda matematiksel işlemler yapmanız gereken durumlarda bunları kullanabileceksiniz. Bunun yanında bu yardımcı fonksiyonlar var. Örneğin verdiğiniz 2 senenin minimumunu döndüren, işte verdiğiniz 2 senenin maksimumunu döndüren veya bir sayı verdiğinizde bu eğer iki değer arasında sınırlamak istiyorsanız bu sayıyı yani belli limitler arasında bu limitler arasında sınırlamak istediğinizde kullanabileceğiniz constraint fonksiyonu var. Yani burada x değeri olarak girdiğiniz değer min ve max değerleri arasında sınırlanıyor. Eğer max'tan büyükse sonuç olarak max döndürülüyor. Min'den küçükse de sonuç olarak min döndürülüyor. Bu aralıkta ise sayının kendisi döndürülüyor. Dolayısıyla bir limitleme işlemi yapıyorsunuz. Yani satürasyon nereye geçer matematikte? Limitleme işlemi. Floor ve ceiling fonksiyonları ise floor taban yani sayıyı olmalı sayı verdiğinizde bunu en küçük tabana tam sayıyı varlar. Ceiling fonksiyonu ise tavan diyeceğimiz sayı olmalı sayıyı en büyük tabana yani daha doğrusu ondan en yakın tam sayıya yuvarlar. Bu tarz fonksiyonlar var. Bunlarla ilgili örneklerimiz de var. Onları çalıştıracağız. Bakalım burada ne varmış. Zaten öncekini yapmıştık aslında. Bir benzeri. Dört işlem yapma. Bakın çarpma, toplama, bölme. Bunu isterseniz çalıştırmayalım bile. Yani zaten yaptığımız bir işlemdi. Sonuç olarak dört işlemin bir örneği. Önceki örnekleri çalıştırmıştık benzeri zaten. Bakın burada yine önceki bölümlerde biraz değinmiştik. Tam sayıların birine böldüğümüzde sonucun olmalı nasıl olmalı çıktığı veya çıkmadığı. İsterseniz çalıştıralım. Sonra da üzerine konuşalım. Bakın iki tane tam sayımız var. 11 ve 136. Ondalık sayımız da 136.0 şeklinde yazmışız. Bakın iki tane tam sayıyı böyle tam sonuca atıyoruz. Tam değişkeni. Sonrasında bakın ondalık sonucu atıyoruz. Sonrasında ondalık sayıyı tam sayıya birlikte ondalık sonucu atıyoruz ve sonunda da ondalık sonucu tam sayıları float değişkene kestetmek yani float değişkene yorumlamak şeklinde derleyiciye bakıp ne yapıyorduk? Böyle dediğimiz zaman derleyici bu tam sayıları önce float'a çevirip sonra işlem yapıyordu. Sonra da bunu göreceğiz. Sonuç olarak nasıl olduğunu, farklarını göreceğiz. Bunlar önemli şeyler çünkü işlemlerinizde doğru sonuçlar almak için bunları dikkat etmeniz lazım. Yani tam sayıyı, ondalık sayıyı atadığınızda bazen yuvarlama işlemleri yapılabiliyor. Yani onun da kısmını göremeyebiliyorsunuz. Bakın tam sayıya böldüğümüzde tam sayı sonuç aldık. Tam sayı yerine tam sayı böyle sonucu olmalık değişken atsak bile 12.00 şeklinde gördük. Aslında 12.36 olması gereken değeri. Bakın ama sonrasında ondalık sonuca, ondalık sayı ve tam sayı sonucunun bölümünü attığımızda tam gördük değişkeni. Yani sonucu ondalık olarak. Ve iki değişkeni de float'a dönüştürerek yaptığımızda yine normal sonucu gördük. Yani ikisindeki durumlarda tam sonucu göremedik aslında. Yani 12.36 değerini. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Yani değişkenlerin otomatik olarak dönüştürülmesinde ortaya çıkan sorunlar bunlar. C dilinin getirdiği en büyük zorluklardan birisi bu. Ve birçok yazılım hatası da bundan aslında çıkar. Değişkenler arasında dönüşümlerin ihmal edilmesi ve dandik sonuçlar oluşmasından dolayı çıkabiliyor. O yüzden bu tür şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ve programınızda bu tür bölme işlemleri yapıyorsanız ve bir hatayla karşılaşıyorsanız ilk bakmanız gereken şey değişkenlerinizin doğru türlerde olup olmadığı. Şimdi burada bakın benim bahsettiğim matematik fonksiyonlarından birini kullanacağız. POV fonksiyonu. Neydi POV? Power'dan yani üstten geliyor. Ve burada karesini alacağız sayıları. Hangi sayıları? Bakın for döngüsünü 1'den 11'e kadar götürmüşüz. Yani 1 ile 10 dahil olmak üzere 10 arası sayılar. Bu sayıların her birinin karesini yazdıracağız. Döngü içerisinde.
takın bir sayısının karesi, iki sayısının, üç sayısının diye 10 tane sayıyı döngü içerisinde, döngü kurarak karelerini yazdırdık. Tabii üçlü koyarsanız küpünü de yazdırmanız mümkün. Kaç üstünü istiyorsanız sayının onu bununla yaptırmanız mümkün. For Bunlar arkadaşlar yapacağınız projelerde kullanabileceğiniz fonksiyonlar. Ben tanıtmak amaçlı olarak hepsine ayrı örnekler koydum ben. Kitapta da bunların aynıları var. Yani amaç daha sonra kullanmak için aklınıza gelmesi sadece bunları. Hepsini ezberlemeniz fonksiyonları tabii mümkün değil. Çok fazla fonksiyon var ama en azından bir aşinalık oluşursa kullanacağınız zaman aklınıza gelir. Hepsi faydalı fonksiyonlar. İşte mesela burada aynı şekilde birden 50'ye kadar sayıların karekökenlerini yazdıracağız. Tabii bakın kök değişkenini plot tanımadık. Niye? Çünkü karekök olacağı için bunların hepsi ondalık sayılar çıkacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla plot değişken tanımadık. Bakın birden 50'ye kadar olan sayıların karekökünü döndürdük. Yani SQRT fonksiyonu da değişkenlerinizin karekökeni olmak için kullanmanız mümkün. Evet, bu çözümümüz aynısıdır. Evet, burada da arkadaşlar bakın, evet o önceki örneklerde yapmıştık. Direkt fonksiyonun içini koymuşuz, direkt fonksiyonun içine. Burada ne yapıyoruz? Bakın, for döngüsünde biraz farklı gelebilir kullandığımız yerden. Sayı değişkenini eksi 1000 ile başlatıyoruz. Sonrasında her bir adımda 100 ekliyoruz üzerine. Bakın artı eşittir 100 demek neydi? Sayı eşittir, sayı artı 100 demek aynı şeydi. Her bir adımda 100 ekliyoruz ve bunu sayımız 2000'e gelene kadar yapıyoruz. Bakın sayının kendisini yazdırıyoruz. Giriş olarak sayı ve yüzü vermişiz. Max değişti. Max fonksiyonu. Ne yapıyor max fonksiyonu? Bu verdiğimiz iki tane sayıdan yani sayı ve yüz tam sayısı arasında hangisi maksimumsa, hangisi büyükse onu döndürecek. Min fonksiyonu da ters şekilde bu verdiğimiz ikiliden hangisi minimumsa, hangisi küçükse onu döndürecek. Constraint fonksiyonu ise sayımızı 100 ile 200 arasında sınırlayacak. Yani ne yapacak? Sayımız 100'den küçükse 100'ü döndürecek, 200'den büyükse 200'ü döndürecek. 100 ve 200 arasındaysa sayının kendisini döndürecek. Şimdi bunu çalıştırıp görelim. Bunlar faydalı fonksiyonlar arkadaşlar. Yani programlarımızda zaman zaman gerekebilecek şeyler. En çok limitleme örneği, çok kullanılan bir şeydir. Bir şeyi limitlemek istersen çünkü bazen çıktısını. Bakın sayımız eksi 1000 iken max fonksiyonu 100'ü döndürdü. Çünkü 100 daha büyük oldu sayımızdan. 100'e gelene kadar bu böyle devam edecek. Bakın. Min fonksiyonu pardon maksimum 100'dü. Min fonksiyonu da hangisi küçük son döndüreceği için bakın eksi 1, eksi 900 bunlar küçük oldu bunu döndürdü. Constraint fonksiyonumuz ne yaptı? Sayımızı 100'e sınırladı bir yolda. 100'den küçük olduğu sürece sayımız 100'e sınırlandı. Bakın sayımız 0 oldu. 100'den artmaya başladığı zaman max fonksiyonumuz bu sefer sayının kendisini vermeye başladı. Çünkü en büyük olduğu için. Min fonksiyonumuz da 100'ü vermeye başladı. Çünkü minimum değer olduğu için. Constraint fonksiyonumuz da sayımız 200'ün üzerine çıktığında sayımızı bu sefer 200'e sınırladı. Yani buradan bu çıktıdan bütün bunları görebiliyoruz. Yani temel olarak aslında fonksiyonlar çok basit şeyler yapıyor. Maksimum fonksiyonu en büyük sayıyı, minimum fonksiyonu en küçük sayıyı, constraint'de bir sayıyı, giriş olarak verdiğimiz sayıyı belli iki değer arasında sınırlıyor. Temel şey bu. Evet, son olarak göreceğimiz örnekte floor ve save fonksiyonu ile ilgili. Ne demiştik? Floor fonksiyonu verdiğimiz ondalık sayıyı aslında
En küçük değeri, yani daha doğrusu ona en yakın en küçük tam sayıya, seyir fonksiyonu en yakın en büyük tam sayıyı yuvarlayacak. Bakın burada ne yapıyoruz? 20, 0'dan 20'ye kadar bir döngü koymuşuz. Yani 20 kere döndüreceğimiz döngü. F sayısına, yani plot olarak -1.0 ile başlattığımız sayıyı her seferinde 0.2 ekleyerek değişimi gözlemleyeceğiz. Her seferinde sayının kendisini işte floor'la döndürülen değeri ve seyirle döndürülen değeri göreceğiz. Bakın girişimiz -1'den başlayıp işte adım adım 2.80'e doğru gidiyor. Bakın floor fonksiyonu 1'e yuvarlıyor sayımızı en başta. En küçük tam sayı yuvarlarken. Bakın seyir 0'a yuvarladı. Çünkü ona yakın en büyük tam sayı değerine. Bakın sayımız 0.2 olduktan sonra 0.4, 0.6 seyir fonksiyonu en büyük ona en yakın en büyük tam sayı 1'e yuvarlarken floor fonksiyonu 0'a yuvarlamaya başladı. 1.20 olunca da bakın floor en yakın en küçük tam sayımız 1 iken en yakın en büyük tam sayı da 2. Dolayısıyla burada floor ve seyirin yuvarlama davranışını görüyoruz. Bakın floor her zaman alt sayı yuvarlarken seyir bir üstteki tam sayı yuvarlıyor. Genel olarak bu örnekte de bunu görüyoruz. Yani fonksiyonlarda yuvarlama yapmanız gerektiğinde belki onluk sayıları bu fonksiyonları kullanmanız mümkün. Evet, bazı sorular o gelmiş galiba. Şimdi sayının karesi kare yazılıyor da silmişsiniz. O tabi printf fonksiyonu var C'de kullanılan klasik. Burada biraz tabi R'da biraz daha işler basitleştirildiği için biraz farklı. Burada alt alta print fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Bir de bu seride yer vermedik ama string'ler var. String'lerle ayrı ayrı parça parça değişkenleri tanımlayıp veya tekstleri birleştirip de yazdırmanız da mümkün aslında. O şekilde yapabiliyoruz. Tabi C'deki printf fonksiyonu biraz daha gelişmiş. Normal klasik C'de kullanılan printf fonksiyonu. Hani birden fazla şeyde içerisine yazdırabiliyorduk. Bununla ilgili biraz farklı adımlıyorlar. Loop içinde while 1 ile evet. Şimdi while 1'i burada koymamın sebebi bu örneklerde loop fonksiyonu bir kere çalışsın diye. Çünkü örneğimiz bir kerelik örnekler bunların hepsi. Yani sürekli çalışması istemediğimiz örnekler. Yazıların geçmesini istemediğim için. Bir kere çalışmasını istediğim için while 1 ile en sonunda kilitliyorum. Bunun için koyduk bunu. Yoksa onun dışında normal programlarınızda while 1 kullanmanız gerekmiyor tabii ki. Çünkü o zaman bir yerde kilitlenmiş oluyor programınız. Buna gerek yok. Ben bir kere çalıştırmak için bu örnekleri sadece. O yüzden while 1 ifadesini kullandım. Ne yapabilirdik alternatif olarak? Setup fonksiyonu içerisinde bunları yapabilirdik. O zaman da bir kere çalışmış olurdu. Dediğim gibi while 1 normalde kullanmıyoruz zaten. Ben sadece çalıştırdığım örnekleri tek bir kere çalıştırıp göstermek için while 1 kullandım. Timer ekleyebiliyor muyuz? Şimdi normalde bir timer'a erişmek için registerlarına yani normalde biraz alt seviye kullanmanız gerekiyor. Ama onun dışında az önce gösterdiğim minis fonksiyonunu kullanarak dediğiniz şeyi yapmanız mümkün tabii. Yani minis fonksiyonu bize neyi döndürüyordu? Geçen zaman döndürdüğü için 2 dakikalık zaman değerine geldiği zaman minis fonksiyonunu döndürdüğü sayı istediğiniz işlemi yaptırabilirsiniz. Yani minis fonksiyonunu kullanarak dediğiniz mekanizmayı kurabilirsiniz bir yandan. Yani 2 dakikalık yani 120 saniyelik süre geçtiğinde minis fonksiyonundan bu değer döndüğünde linear şeklinde birinizi yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar bu konularla beraber yani matematik işlemleri gördük. Temel olarak Arduino programlama diline dair yapıları görmüş olduk ve işte kullanabileceğiniz belli başlı fonksiyonları görmüş olduk. Tabii dediğim gibi C dilinin veya işte bütün dilin özelliklerinin hepsine girmek yani C dili şeyi iki derse sığdırmak çok zor ama ben kitapta da aynı şey yolu izledim. Hani belli başlı ve temel konuları üzerinden mümkün olan hepsinden geçip temel altyapıyı oluşturacak şeyleri koymaya çalıştım. Hepsini koymanın imkanı yok tabii ki. Ama bütün bu gördüğünüz şeylerin hepsi aslında aynı yapacağınız şeyleri 180'de yapabileceğiniz fonksiyonlar ve yapılar. Bundan sonra da bu fonksiyonları ve yapıları kullanarak ve Arduino'nun kendi donanımsal fonksiyonları kullanarak projelerimizi yapacağız. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Aradan sonra ben hem de bu arada bazı şeyler hazırlayacağım. Yapacağım projelerle ilgili dijital giriş çıkış fonksiyonlarına geçeceğiz. Dijital giriş çıkış işlemleri nasıl yapacağımızı göreceğiz.
Orada işte artık Arduino bu sefer donanımsal özelliklere girmiş olacağız. Daha biraz da eğlenceli, gerçekten fiziki olarak bir şeyleri çalıştıracağız. Arduino fonksiyon listesi var mı? Yani öyle ayrı bir liste olarak yok. Kitabım varsa elinizde, kitabımda bütün bunların, yani bu yaptığımız örneklerin hepsi var. Onun dışında Arduino kendi sitesinde bu listeleri bulabilirsiniz. Arduino.cc sitesine girdiğinizde orada reference denen bölüm var. Orada bütün bu fonksiyonların listesi var. Arduino.cc. İsterseniz buradan da yazayım. Kendi web sitesi bu Arduino'nun. Burada referans bölümüne girerseniz orada bütün fonksiyonları bulabilirsiniz. Dediğim gibi kitabımda da zaten bu yaptığım örneklerin hepsi bulunuyor. İlk bölümümüzde Arduino programlaması ile konuları bitirmiştik. Bu bölümde de şimdi Arduino ile dijital veri çıkış işlemlerini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Biraz daha artık uygulamaya yönelik konulara gelmiş oluyoruz. Böylelikle. Sunumumuzdan devam edelim önce. Şimdi dijital deyince tabii dijital kelime anlamıyla sayısal ve elektronik dünyasında dijital aslında her zaman o bahsedilen meşhur 1 ve 0'dan ibaret sadece. 1 ve 0 aslında o da bir kabul yani bir temsili şeyler aslında bunlar. İşte 1 dediğimiz şey aslında bir gerilim seviyesinin varlığı. Yani sıfırda bu gerilim seviyesinin sıfır veya toprak seviyesinde olması anlamına geliyor. Örneğin işte sol tarafta bir devre var örneğin gördüğünüz gibi. Bir ledimiz var direnç üzerinden bataryaya bağlanmış bir anahtarla. Anahtara bastığımızda devre tamamlanınca bataryaya girdiğimizde ledimiz yanıyor. Ve anahtarı kapattığımızda yani açık konuma daha doğrusu getirdiğimizde de devre kapanmış oluyor. 1 ve 0'ın aslında temsili bir anlamda temsili diyebiliriz buna. Arduino ile yaptığımız dijital giriş çıkış işlemleri de işte bizim bu devrede yaptığımız anahtarın açık olmasını aslında bir nevi Arduino'da yapmamız anlamına geliyor. Yani Arduino'nun çıkışından 1 veya işte 5 volt seviyesi Arduino onun için konuşacak olursak verdiğimizde ledimizi yakıp işte 0 verdiğimizde ledin sönmesi anlamına geliyor. Dijital giriş çıkış aslında temel olarak bu. Ve dijital giriş çıkış işlemlerinde çok fazla fonksiyon yok. Zaten 2 ve 3 fonksiyonla bütün bu işlemlerin hepsini gerçekleştireceğiz. Bunu da nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi Arduino'nun kartın üzerinde üst tarafta gördüğünüz 0'dan 13'e kadar numaralandırılmış pinler Arduino'nun dijital giriş çıkış pinleri. Bunları dijital giriş çıkış işlemlerinde kullanabiliyoruz. Bunların bir kısmında PWM görüyorsunuz. PWM'in ne olduğunu daha sonra analog çıkış işleminde göreceğiz. Ve baştaki 0 ve 1 nolu pinlerde VX ve PX yazıları görüyorsunuz. Bunlar da seri iletişim pinleri olarak kullanabiliyoruz. Seri iletişim kullanacak olursak eğer Arduino'yla bu pinleri dijital giriş çıkış için kullanamıyoruz. Ama seri iletişim kullanmadığımız zamanlarda bunları da herhangi bir seri iletişim daha doğrusu dijital giriş çıkış için kullanabiliriz. Dolayısıyla elimizde 14 tane üst taraftaki bulunan dijital giriş çıkış pinleri var. Kullanmamıza sunulmuş. Ve tabii burada şöyle bir şey var. Hangi pin ne için kullanacaksak, dijital giriş mi çıkış mı? Bunun için ayarlamamız gerekiyor başlangıçta. Bunu da pin mod fonksiyonuyla yapacağız. Bunu da göreceğiz. İşte bir pin aslında bir bitlik bilgiyi iletmek veya içeriye almak için kullanılıyor. Bu bir bitlik bilgi bir ledin durumu, yanması, sönmesi veya bir butonun basılı olup olmaması gibi bir durum olabilir. Şimdi pin mod fonksiyonu ne yapıyor? Pin mod fonksiyonuyla Arduino'nun hangi pinini ne için kullanacaksak onu pin mod fonksiyonuyla belirliyoruz. Başlangıçta parametre olarak pin no bölümüne kullanacağımız pinin numarasını, ikinci bölüme de input veya output. Eğer giriş olarak kullanacaksak o pini input, büyük harflerle bakın dikkat edin buna. Arduino tanımlanmış sabitler bunlar. Pin mod çıkış olarak tanımlayacaksak da output değerini yazıyoruz. Pin nolumuz 0 ile 13 arasındaki değerler olabilir tabii ki. Hangi pini kullanacaksak. Dijital çıkış vermek için bir pinden digital write fonksiyonunu kullanıyoruz ve pin no'yu verip high veya low değişkenin değerini veriyoruz ikinci parametre olarak da. High verdiğimizde çıkışı 1 yapmış oluyoruz. Yani yüksek seviye yani 5 volt diyebiliriz Arduino için. Low verdiğimizde de 0 veya toprak seviyesi diyebiliyoruz. Dolayısıyla dijital çıkış vermek tek fonksiyonla yapılan bir işlem bu kadar.
Zaten Digital Rights fonksiyonu en başından beri ilk örnekten beri kullanıyoruz. Ve burada ne yapmıştık? 13 nolu pine demiştik. Kartın üzerindeki led bağlı. Sarı led. Ve bu ledi yakıp söndürebiliyoruz. Digital Rights fonksiyonu yaptık bunu. Bakın bir saniye aralıklarla Digital Rights fonksiyonu ile 13 nolu pine high ve low değerleri uygulanıyor. Dolayısıyla ledi yakıp söndürdük. Şimdi biraz ledlere bakacak olursak ledler LED aslında light emitting diode'dan geliyor. Yani ışık saçan diyot diyebiliriz. Ve gerilim uygulandırılır üzerine. Belli renkte değişik tipleri var bunlar. Işık saçan elemanlar bunlar. Diyot dediğimiz için diyotlar biliyorsunuz onun anot ve katotları var. LED'ler için de bu geçerli. Yani anot artı bağlanmış katotsa eksi bağlanmış. Bu bağlantıları doğru yapmak gerekiyor. Arduino LED'lerin yanında bir çentik göreceksiniz bir tarafında daha böyle bir düz şekilde yontulmuş gibi göreceksiniz. O yontulmuş taraf katot oluyor. Diğer tarafsa anot. Buna dikkat etmeniz gerekiyor bağlantılarınızda. Dolayısıyla ters bağlantıda çalışmayacaktır. LED'lerin tabii çok değişik versiyonları var. Değişik renkleri var. İşte 3 renkli LED'ler var. Bunu da analog yazma analog işlemlerde göreceğiz sonraki derste. Bir 3 renklilerin kullanımını göreceğiz. Şimdi tabii buraya gelince biraz elektronik bilgiyle artık kullanmaya başlayacağımız elemanlar artmaya başlıyor. İşte LED'lerin yanında bir direnç kullanacağız. Dirençler ne için kullanıyoruz devrelerde? Elektrik akımını ne karşı alır üzerine direnç gösteren elemanlar, dirençler. Ve akımı sınırlamak için kullanacağız. Örneğin bir LED'in belli bir akım sınırı var dayanabildiği ve gereksinim duyuyor. Dolayısıyla akımı sınırlamak için dirençler kullanacağız. Dirençlerinde işte renk kodları var. İşte 4 bantlı, 5 bantlı kod şeklinde. En çok kullanılanlar yani 4 bant ve 5 bant oluyor. İşte her bantta denk gelen bir renk kodunun sayısal karşılığı var ve bu şekilde işte birinci ve ikincisi katsayılar olurken üçüncüsü çarpım değiştiği yer oluyor. Yani örneğin üstteki için düşünecek olursa işte kırmızı, yeşil dediğimizde kırmızı 2, yeşil işte bakın 5, işte kahverengi olduğunda örneğin işte 10 ile çarptığınızda 250 ohm gibi değerleri hesaplayabiliyorsunuz. Bu şekilde veya işte açık kahverengi burada önemliymiş galiba. 1K denmiş. 25 kilo ohm örneğin üstteki direncin değeri. Bu şekilde de renk kodları ile dirençler birbirleri ayırt edilebiliyor. Ben de şu an açıkçası ezbere renk kodlarını hala bilmiyorum. Çoğu zaman hatırlamak zorunda kalıyorum veya ölçü aletiyle ölçüp bakmanız mümkün tabii. Multimetreniz varsa elinizde. Burada tabii biraz elektronik bilgisi gerekiyor. Şimdi LED yakıp söndürmek için temel bir devre kurmaya çalışırsak aslında kendi üzerindeki LED'i kullanabileceğimiz gibi bir direnç üzerinden LED'i de bağlayabilirsiniz. Harici bir LED'i. Burada 220 ohm görünüyor direnç ama 470 ohm civarı kullanmakta fayda var ortalama LED'lerde. Bizim kullandığımız LED'lerde. Bu şekilde de LED'i yakıp söndürmeniz mümkün. Örneğin buradaki şu an bu devrede görünen basit bir LED yakıp söndüren devre. Bakın ikinci ipine bağlanmış örneğin. Ben de şimdi zaten bağlantılarını yaptığım örnek devremiz var. Bunun üzerinden de zaten projelerimizi göreceğiz. İsterseniz bir tane çalıştırabiliriz. Sonrasında kara şimşek efekti aslında yapacağız. Bunu da LED'leri yakıp söndüreceğiz. Aynı şey tek bir LED'i yakıp söndürmekle 5-6 tanesini yakıp söndürmek arasında pek bir fark yok aslında. Şimdi örneğin burada butonla yapılan bir örnek var. Onu daha sonra bakacağız ama hani bir örnekten devam edelim. İsterseniz butondan da başlayabiliriz. Öyle yapalım. Hem de zaten ya da şöyle yapacağım. Öncelikle tek LED'den yapalım. Farklı LED yapmış olalım. Çünkü başlangıçta her zaman Arduino'nun üzerindeki LED'i yakıp söndürmüştük. Şimdi farklı LED'i yakıp söndürebildiğimi görüyorum. Bakın birinci örnek kodumuz vardı. Bunun üzerinden gideceğim tekrar. Burada sadece bakın 13 nolu pinken ben bunu 12 nolu pin yapacağım. Yani farklı bir pin yapıp söndüreceğim.
Evet, şimdi kamerayı başladık. Şu anda görüyor olmanız lazım. Tabii bağlantılar çok belli olmayabilir orada ama butonlar da var şu anda. Kullanmıyorum butonu henüz. Harici bile değil söndürüyoruz şu anda. Devremiz aslında şu sunumumuzda gördüğünüz devrenin aynısı. Yani bir led bağlı, ledimiz bağlı. Bakın ledimizin katotunu toprağa bağlamışız GND ucuna. Diğer ucunda bir direnç üzerinden breadboardumuzda iki nolu pine bağlı. Bu şekilde ledimizi yakıp söndürüyoruz. Tabii burada breadboard'dan da belki biraz bahsedebiliriz. Breadboard'da daha önce çalışmış olmayan arkadaşlarımız olabilir. Breadboard temel olarak aslında altındaki bakın şu dikey sıraların her bir dikey sıra alttan aslında kısa devre. Dolayısıyla bu dikey sıraların her birine bağladığımız komponentler kendi içinde kısa devre olmuş oluyor ve bağlamış oluyoruz bu komponentleri. Yatayda da şu gördüğümüz uzun mavi ve kırmızı çizgiler boyunca her biri kendi içinde kısa devre. Bu taraflar da genelde güç bağlantıları için kullanılıyor. Yani bu yatay sıra boyunca her bir sıranın kendi sırasında bulunan komponentler birbirine bağlanmış oluyor. Alttan kısa devre bunlar. Dolayısıyla breadboard bize devrelerimizi lehimlemeden işte çok basit bir şekilde kurma imkanı veriyor. Şu anda da ledimizi yakmak için breadboard'umuzu kullandık. Örneğin. Şimdi isterseniz farklı bir örnek de yapacağız. Şimdi kara şimşek denilen meşhur kara şimşek efektini yapacağız. Onun için ben bağlantıları bağlayacağım. Kara şimşek efekt dediğimiz şey aslında çok basit. Bilmiyorum son dönemde TRT'de belki tekrar izleyenler oluyordur. Eski bir dizi. Kara Şimşek meşhur akıllı araba. Bu Kara Şimşek'in meşhur ön tarafında bulunan bir şeyi vardır. LED'lerle böyle sağa sola giden bir ön göstergesi vardır. İsmi oradan geliyor bu deneyin aslında. Kara Şimşek efekti diye. Genelde elektroniğe yeni başlayanlar için yapması eğlenceli. Hem de ilk başta yapılan bir uygulama. Ben de buna yer vermiştim kitabımda. Şimdi tekrar bunu çalıştıracağım size. Bağlantıları yapmam gerekiyor. Bunun için farklı bir komponent kullanmıyoruz yine. 6 tane ledimizi her birine işte yine 470 ohmluk dirençler bağlayarak ve Arduino'nun da 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu dijital çıkışlarına bağlayarak bunu yapacağız. Evet. Son bir bağlantı evet, kodlarını önce bir çalıştıralım, sonra üzerinden gideriz nasıl olduğuna dair. Evet, görüntüde görülüyor herhalde. Bakın, meşhur Kara Şimşek'in üzerindeki gösterdiğim kara şimşek efektini yapmış olduk burada. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı göreceğiz. Hem bu arada da aslında daha önceden gördüğümüz programlama yapılarını şimdi bakın kodumuzu isterseniz inceleyelim biraz. Bakın bir tane constant LED pinleri diye bir dizi tanımlamışız. Const tanımlamışız. Niye? Çünkü bu pinler numaraları da içerecek. Dijital pinlerin hangi pinleri kullanıyorsak değişmesi istemediğimiz dizi. 6 elemanlı. Yani bunlar bizim dijital pinlerimize karşılık gelecek. Şimdi setup fonksiyonu içerisinde ne yapıyorduk? Tek bir seferde yapılan işlemleri yani burada ne yapacağız? Pinlerimizi çıkış olarak ayarlamamız lazım. Her 6 pini de. Bu 6 pini tek tek pin mod fonksiyonu 6 kere çağırarak da yapabiliriz. Ama burada bir değişik uygulama var. Bakın 0'dan 6'ya kadar bir döngü kurmuşuz. Ve döngüde LED pinleri dizisine indis atayarak her bir
indeksle denk gelen dijital pinlerimizi döngü içerisinde çıkış olarak ayarlıyoruz. Yani alt tane pin mod fonksiyonunu alt alta yazıp yapmaktansa burada pin döngüyle yapmışız bu işlemi. Kısa yolla. Loop fonksiyonuna geldiğimizde bakın bir for, iki tane ayrı ayrı for döngümüz var. İlkinde 0'dan 5'e kadar giden, altta ikinde de 5'ten 0'a tersten giden döngülerimiz. Burada aslında yapılan iş çok basit. Her bir adımda bakın dijital write fonksiyonuna led pinleri led demişiz. Yani İngilizce'de yine çağırıyoruz led pinlerini. Yani ilk led'i high yapıyoruz. Bekleme süresi koyuyoruz. Sonrasında ilk led'den sonraki artı 1 koyuyoruz bakın. Yani bir sonraki led'i high yapıyoruz. Bekleme süresi koyuyoruz tekrar. Ve bakın tekrar aynı led'i low yapıyoruz. Yani led'in kendisi bir sonraki led, komşu led diyebileceğimiz led'i yakıp sonra kendisini söndürüyoruz. Bakın son bekleme süresi iki kat olarak koyulmuş ki efekti sağlamak için bu aslında. Dolayısıyla sırasıyla ledleri yakarak gidiyor soldan sağa olarak, arttırarak. Alttaki for döngüsü ters bir for döngüsü. Yani 5'ten başlayıp her bir adımda ledi bakıp eksi eksi demek, led eşittir led eksi 1 demek. Yani biraz altıyor led işlemini ve bu 0'a kadar gidiyor. Yani tersten aslında yapılan bir işlem. Yine yukarıdaki de benzer şekilde bakın önce bir ledi yakıyoruz. Sonrasında o ledin komşu ledini, bir önceki ledini eksi 1 yaparak yakıyoruz. Ve sonrasında da log already kapatıyoruz yani söndürüyoruz. Ve yine bekleme süresini dikkat eder. Bekleme süremiz var. Normalde bekleme süresi olarak 30 milisaniye belirlemiştik bakın burada. Bu şekilde hem for döngüsünü kullanarak hem de dijital geri çıkış fonksiyonları kullanarak değişik bir efekt elde etmiş olduk. Dolayısıyla dijital geri çıkış kullanmak için aslında iki fonksiyon kullanıyoruz. Yani pin mod fonksiyonuyla pin giriş ve çıkış mı olduğunu belirliyoruz. Digital Write'da çıkışa 1 veya 0 yapıyoruz. Temel yapılan işlem bu. Bunun yanında da for döngüsü gibi yapıları kullandık. Bakın dolayısıyla işte artık o kontrol yapılarını kullanarak istediklerinizi yapmanız mümkün. Buraya kadar bir soru var mı arkadaşlar? Bu örnekle ilgili olabilir veya dijital giriş çıkış konusuyla olabilir. Soru yok herhalde. O zaman örneklerimize devam edebiliriz. Bakın burada şimdi örnek olması açısından şunu koydum. Bu örnekte aslında öncekinin aynısı işlemler yapılıyor burada. Yani led pinlerimizin 6 tane pinimiz var. Pin numaraları değişik burada. Ve öncekinde for döngüsü yaptığımız şeyi for döngüsü kullanmasaydık nasıl yapardık cevabı işte burada. Bakın for döngüsü kullanmadan yaptığımızda bu işlemleri bu şekilde yazmamız gerekecek tek tek. Pin mod fonksiyonunu altta çağırıp ve yine for döngüsüyle yaptığımız o işlemleri bakın tek tek görüyor musunuz? Burada bu şekilde yazmamız gerekecekti. Buradan for döngüsünün aslında bizim kodumuz ne kadar kısalttığının farkına varıyoruz. Eğer for döngüsü kullanmasak bu şekilde yapmamız gerekecekti kodumuzu. Ama for döngüsü kullanarak gerçekten kısa bir şekilde halletmiş olduk. Evet. Bu da bu şekilde. Ve şu kara şimşek efektini böyle görmüş olduk. Evet, devremizin breadboard'larındaki görüntüsü de bu. Bakın ledlerimizin bir bacağını dirençle bağlamışız. Diğer bacağını da Arduino'dan geliyor. Dolayısıyla Arduino'dan gelen 1 ve 0'a göre ledlerimiz deniyor veya sönüyor. Şimdi başka bir eleman kullanmaya gideceğiz. 7 segment gösterge. Yeni segment göstergeler arkadaşlar çok fazla aslında elektronik cihazlarda gördüğünüz şeyler. Bu alttaki fotoğraf meşhur Geleceğe Dönüş filminde alınmış bir fotoğraf. Orada biliyorsunuz meşhur bir araba zaman makinesi var. Otomobilden yapılmış bir zaman makinesi var. Onun tarih ayarlarının yapıldığı ekranın görüntüsü. Orada bakın bu yeni segment göstergeler kullanılmış. Buna bir örnek olsun diye burada gösterdim. Yeni segment göstergelerin aslında LED'lerden pek bir farkı yok. Adı üzerine 7 segment yani içerisinde 7 parçalık ledler var. Ve bu ledlerin segmentlerini farklı farklı kombinasyonları yaparak rakamlar oluşturabiliyoruz. Rakam görüntüleri oluşturabiliyoruz. Bunların da iki tipi bulunuyor. Ortak anot ve ortak katot. Yani ledlerin hepsinin anotlarının bir uca bağlandığı bağlantı şekli veya ledlerin katotlarının bir uca bağlandığı şekli gibi düşünebiliriz.
Dolayısıyla bizim burada örnekte kullanacağımız robot standı falan Arduino başlangıç segmentlerde ortak anot olduğu için onu, burada o bağlantıları yapacağız. Ortak anot da yani anot kısmını RC'ye bağlarken katot kısmı Arduino'nun dijital pinlerine bağlı olacak ve sıfır verdiğimizde led yanacak bu şekilde yapmamız lazım. Yani bir verdiğimizde değil ama sıfır verdiğimizde yanacak çünkü anotları ortak olduğu için. Bu bağlantıları yapıp değişik bir uygulama yapacağız şimdi. Sayaç uygulaması yapacağız. Görebilirsek. Segment sürerken arkadaşlar aslında az önce yaptığımız bağlantılardan bir farkı yok çok fazla. Yani orada ledler bağlıyken burada sadece yeni segment göstermek kullanıyoruz. Yani aslında yeni tane ledin bir arada olduğu şeyi düşünebiliriz. Evet, bu an yeni segment örneğini bulamadım bir türlü. Olması tarzında ama. Yeni segment gösterge arkadaşlar şu an bunu örnekler arasında olması lazım ama onu isterseniz bir sonrakinde göstereyim. Buradan devam edelim şimdi ledlerimizden. Şimdi buton okuma öğrene geçeceğiz. Yani dijital giriş çıkışta dijital girişi nasıl kullanacağımızı görelim. Yeni segment gösterge uygulamasına tekrar döneriz. Dijital giriş çıkışlarda nasıl dijital çıkış, dijital write fonksiyonu kullanıyorsak giriş okumasında dijital read fonksiyonunu kullanacağız. Dijital read fonksiyonunda benzer şekilde aslında pin numarası verdiğimiz hangi pin numarası verdiysek parametre olarak o pinde 1 mi 0 mı durumunda olduğunu döndürüyor değer olarak. Ve bunu da alıp bir değişkende kullanabiliyoruz. Dolayısıyla dijital read fonksiyonunda basitçe bize o girişte 1 mi 0 mı seviyesi olduğunu gösteriyor. Ve burada bunu örnek olarak giriş okumak için çıt çıt butonlar diyebileceğiz. Push buton diye de bilinen butonları kullanacağız. Sol tarafta gördüğünüz buton örneği sesin içine çıkıyor. Bu butonlar temel olarak bastığınızda iki tane ucunu kısa devre yapıyor aslında. Temel yaptığı işlem bu. Biz de bunları buton girişi okumakta kullanacağız. Önceki derslerde bir arkadaş sormuştu. Pull up pull down dirençlerini görecek miyiz gibi. Şimdi ona geldik aslında. Pull up ve pull down dirençleri ne iş yapıyor onu göreceğiz biraz burada. Anahtarımız bağlı örneğin sol taraftaki 7 numaralı pine bağlı. Ve bir pull down direnciyle de aynı zamanda toprağa bağlı bakın direncimiz burada. Bu neyi sağlıyor aslında? Şimdi burada butona bastığımızda artı 5 volt su girmiş oluyor dediğimiz girişi ama butonu açtığımızda yani butonun bağlantısı kesildiğinde o buton eğer direnç olmazsa dijital girişimiz boşta kalmış oluyor. Dolayısıyla boşta kalan girişler de aslında rastgele değerler alma ihtimali var. Rastgele değerler alabiliyorlar. Dolayısıyla biz o değeri sabit bir şeye çekmek için pull down direnci koyuyoruz. Yani butona basıldığında üzerine bastığımızda butonun artı gelirken D'ye gidinle çektiğimizde pull down direncinden dolayı toprak seviyesi uygulanmış oluyor. Dolayısıyla kararlı bir yapı olmuş oluyor. Kararlı hale gelmiş oluyor. Sağ tarafta benzer şekilde burada tek fark butona bastığımızda örneğin D4 pini toprağa çekilirken pull up direnci bağlı olduğu için anahtardan emzi çektiğimizde dördüncü girişe artı uygulanmış oluyor. Dolayısıyla kararlı olarak yani bastığımızda 0, kaldırdığımızda 1 değeri tam olarak uygulanmış oluyor buton girişlerine. Dolayısıyla pull up ve pull down dirençlerinin kullanılmasının sebebi bu arkadaşlar. Butonla ilgili uygulamamıza da geçelim şimdi.
Dirençleri neye göre verdik? Aslında dirençlerin tabii bir direnç hesabı var normalde ledler için. Çünkü ledler bir diyot olduğu için üzerinde bir gerilim düşme oluyor. İşte 5 volttan bunu çıkarıp sonra bunların ledlerin istediği akıma bölmeniz lazım ki uygun direnç değerini bulasınız. Ama biz ortalama olarak şu anda piyasadaki ledlerde kullanılan değerin yani 470 ohmluk dirençleri kullandığınızda yeterli oluyor bu ledler için. Dolayısıyla ortalama değer olarak 470 ohmu kullandık. Yani onun için şu anda belirli bir hesap yapmadık açıkçası. O yüzden size 470 ohm, işte o civarlarda veya işte 700 ohm gibi değerler kullanarak ledlerinizi sürebilirsiniz. Çok yüksek bir direnç kullandığınızda sadece tek bir dezavantajı lediniz çok parlak yanmayacaktır. Dediğim gibi ama 400 ohm civarında ciddi direnç şu an için bu ledleri sürmek için yeterli akımı sağlıyor. Daha düşürdüğünüzde çünkü direnç çok düşük takarsanız ledinizi bozma ihtimaliniz var. Şimdi diğer örneğimiz için evet. Şimdi bu örneğimizde aslında ekstra gelen sadece butonumuz. Yani tek bir led yakma örneğinde gördüğümüz şeyden tek fazlası. Bir butonun bağlı olması. Ve butonun bağlantısı da az önce gördüğümüz yani nerede gördük? Pull up pull down'da gördüğümüz bağlantı şekliyle aynı. Burada butonumuzu pull down direnciyle bağlıyoruz. Dolayısıyla butona bastığımızda 1 okuyacağız. Kaldırdığımızda ise 0 değeri okuyacağız. Bağlantılarımızı kontrol edelim. Evet. Breadboard'la çalışırken arkadaşlar bazen şöyle durumlar olabiliyor. Yani board'unuzu bazen altlarındaki bağlantılar temas etmediği için bağlantılarınız tam olarak gerçekleşmemiş olabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Bazen böyle sıkıntılar yaratabiliyor. Şimdi kodumuzu biraz inceleyecek olursak bakın led pinimizde 13 kullanmışız. 13 biliyorsunuz üzerindeki ledin numarası. Onu kullandık. Buton pin olarak da 12'yi kullandık. Yani giriş olarak butonumuzun girişi olarak 12 nolu dijital pin kullanacağız. Pin mod fonksiyonuyla bakın buton pinimizi input yaptık. Yani giriş olarak kullanacağımızı belirttik. Net pinimizi de output olarak kullanacağımızı belirttik. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Eğer buton okuyacağınız pini output olarak ayarlarsanız yanlışlıkla bu çalışmayacaktır tabii kodunuz. Çünkü giriş olarak ayarlamanız lazım. Bakın burada dijital read fonksiyonuyla buton pininin durumunu alıp bir değişkene attık. Ve bu değişkene eğer high eşitse yani 1 ise bu high yerine 1 de yazsak olur aslında. Ledi high yapacağız. Yani 7 yapacağız. Değilse low yapacağız. Yani bu durumda aslında basit bir şekilde butona bastığımızda ledi yakmış olacağız. Kaldırdığımızda butonumuz sönmüş olacak. Zaten aslında şu anda görüntüler olması lazım. Şöyle biraz daha getireyim. Evet. Şöyle kaldırabilirim. Bakın butona bastığımda ledin yandığını kaldırdığımızda söndüğünü görüyoruz. Yani tabii bunu yapmak için Arduino kullanmamıza gerek yok. Ama biz burada sadece örnek olarak olması için yani butonu başka bir pinden okurken LED'i başka bir pinden yakıyoruz. Dolayısıyla aslında tek bir butonu LED yakıp sönmemiz mümkünken Arduino ile yapıyoruz ama bu örnek olması açısından sadece. Yani butonu okuduğumuzda olay ne oluyor? Pinimize uygulanan gerilim 5 volta çıkıyor ve bu 5 voltta içeride 1 olarak okuyoruz. Aynı şekilde toprağa çekildiğinde 0 olarak okuyoruz. Bütün dijital giriş çıkış işlemleri buna dayanıyor aslında. Yani buraya kadar gördüğümüz fonksiyonlar, dijital giriş çıkış işlemlerini yaptığımız fonksiyonların hepsini gördük.
Yani digital write'la çıkışa yazıyoruz. Digital write'la girişi okuyabiliyoruz. Pin mod fonksiyonuyla da pinimizi giriş mi çıkış mı olarak kullanacağımızı görüyoruz. Yani buraya kadar gördüğümüz şeyler aslında dijital giriş çıkış bütün özellikleri gördük. Sadece bundan sonrası yani farklı farklı örnekler yapmak. Aslında aynı fonksiyonları kullanarak yapacağız. O işaretlerin anlamı PVM, bahsetmiştik önceki bölümlerde. PVM'de analog çıkış işlemlerinde göreceğiz onların ne anlama geldiğini. Şimdilik bunları analog çıkışta kullanacağımızı bilelim. Yani analog çıkış özelliği olanlarda o işaret var. Dolayısıyla onları da analog çıkış bölümünde nasıl kullanacağımızı göreceğiz. O pinlerin özelliğini belirtiyor yani o işaretler. Dijital giriş çıkış işlemleri arkadaşlar bu şekilde. Şimdi isterseniz sunumumuzdan devam edip başka örneklerimize geçelim. Burada koddan isterseniz biraz tekrar üzerinden geçersek buton durumunu okuyup dijital red fonksiyonuyla buton durumuna göre LED'imizi yaktık ve söndürdük. Yani basit bir buton okuma bu şekilde. Şimdi bu butonlar çok kullanılıyor arkadaşlar. Elektronik cihazlarda da çok görürsünüz. Çıt çıt butonlar, böyle çıt çıt ses çıkarırlar bastığınızda. Push buton diye de biliniyorlar. Bunların mekanik yapılarından dolayı belli problemleri var. Burada şu oluyor. Siz bastığınız anda aslında direkt olarak bir konumuna geçmiyor bunlar. Yani çok ufak zaman aralıkları içerisinde, işte milisaniyelerle ölçülecek defalarca 1 ve 0 durumunda gidip geliyorlar mekanik yapılarından dolayı. Ve en sonunda belli bir yere oturuyorlar. Buna sıçrama deniyor bu butonlardaki. Sıçrama içinde sıçrama giderme işlemi yapmanız gerekiyor. Çünkü niye? Siz butona şimdi biz basılıyken 1 yapıyoruz ama belli durumlarda butonu belki başka bir işlem için kullanıyor olabilirsiniz. Yani butona basılı da bir şey saydırmak amaçlı. Arduino çok hızlı çalıştığı için siz butona bir kere bassanız da o defalarca o butonun durumunu okuduğu için aslında sanki 20-30 kere basmışsınız gibi değerler alabilir programınız. Dolayısıyla bu sıçramanın giderilmesi gerekiyor. Bakın burada osiloskop görüntüsü var butona basılma anında. Bakın basılma anında birken butonun durumu sıfıra geçecekken aslında arada birkaç kere bakın defalarca gidip gelmiş değerler. Dolayısıyla bu aralarda sanki butona basıp çekmişsiniz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu gidermeniz gerekiyor. Bunu gidermek için de yapmanız gereken yazılımsal olarak basit önlemler var alınabilen. Şimdi buradaki örneğimize bakalım. Aslında yine aynı şekilde 12. butonumuz aynı yere bağlı. Aynı kullanacağız. Bakın burada butonu okuyacağız durumunu ve duruma göre LED'in durumunu yakıp veya söndüreceğiz aslında. Ama yapmamız gereken bir işlem daha var burada. Şurada şimdi bakın bunu isterseniz ikinci bundan sonraki örneği de çalıştıralım. Farkı görelim. Butonu gidermek için sıçramayı şöyle bir basit önlem yapacağız. Önlem de şu. Butona bir kere bastığımızda değeri okuyacağız. Ama daha sonra ufak bir gecikme koyarak araya. Yani gecikmeden kastımız ne? Delay fonksiyonu kullanmak. Delay fonksiyonunu kullanarak sonrasında bu delay fonksiyonundan sonra tekrar buton durumunu okuyarak İki durumdaki yani delay'den önceki ve sonraki durumların aynı olduğuna bakacağız. Eğer aynıysa diyeceğiz ki butona gerçekten basılmış ve o sönümleme denilen aşamayı geçmiş olacağız. Yani o butonun hızlıca gidip geldiği durumu. Bakın şimdi şu örneğe gidelim. Şimdi burada bakın deminki farklı olarak butona basıldığında yakıp kaldırıldığında söndürmek yerine bastığımızda LED'i yanık duruma geçireceğiz. Bakın LED durumunu. Butonu bir daha bastığımızda bu sefer durumunu değiştirip söndüreceğiz. Yani mühürleme denilen olay belki böyle geçiyordu galiba. Deminkinden farklı bir yapı var burada.
Evet, bakalım. Evet, şu anda bir sıkıntı var, ona bakıyorum burada aslında yani o dediğimiz tekniği kullanmadan yine sıkıntı olduğunu gösterecekti ama dediğimiz şu anda başka bir sıkıntı var bu konuda herhalde. Tamam, bununla biter, o zaman zar örneğine geçelim. Orada butonu okumayı da beraber yapmış olalım. Yani o örnekten butonu okumayı hem butonundaki o sıçrana gidermeyi hem de bir ekstra konu daha göreceğiz aslında. Oradan devam edebiliriz. Şimdi elektronik zar için şöyle bir örnek koymuştum kitaba da. Burada da aynısını çalıştıracağım. Sadece elektriğin yerleşimini zar gibi yapmayacağım burada. Az önceki şeyi kullanacağım. Kara örneğindekini. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Aslında şunu yapacağız. Butona basacağız. Butonumuzu okuyup butona basıldığından, batıldıktan sonra rastgele bir sayının ledlerde görüntülenmesini sağlayacağız. Yani bu zar 60 hız gibi düşünebiliriz. 1 ile 6 arasında bir sayının zarlarda göreceğiz bunu. Ledlerde göreceğiz tabii, zar gibi görünen ledlerde. Buradaki bağlantı şekli dediğim gibi zar gibi görünsün diye böyle biraz karmaşık bir şekilde görünüyor resimde ama ben bunu kullandığımız şeyde yapacağım. Yani kara şimşek örneğindeki ledlerle yapacağım. Bunları isterseniz arkadaşlar şimdi rastgele sayı üretmeyi de görüp bağlamak için bir 5-10 dakika ara isteyeceğim sizden. Sonrasında bu örneği de yapıp zaten dijital giriş çıkış konusunu bitireceğiz. Şimdi rastgele sayı üretmek Arduino öyle mümkün. Bunu rand fonksiyonu ile yapıyoruz. Rand fonksiyonu rastgele bir sayı döndürüyor bize. Ama bunun öncelikle bir random seed fonksiyonuyla rastgele bir bağlanması gereceğiz. Hem buton okurken sıçrama giderliği göreceğiz. Dolayısıyla hepsini bir arada göreceğiz. Demin tek butonda yapamadığımız şeyi orada yapmış oluyoruz aslında. Hepsini tek bir örnekte harmanlayıp göreceğiz. Sonrasında sorularınız varsa onları alacağım. İsterseniz bir 5 dakika ara verelim. Siz de biraz dinlenmiş olursunuz. Ben de bağlantıları kontrol edip örneğinizi çalıştıracak hale getireceğim. Neden fazla bilet var dediniz? Zar örneğinde mi acaba? Onu mu soruyorsunuz? Zar resminde mi? Zar resminde bir tane fazla bilet var. Çünkü şöyle, orada şu efekti vermek için onu koydum. Zar üzerinde biliyorsunuz belki 6 7 tane nokta vardır. Bütün sayıların olması için. Yani daha doğrusu burada zara benzetmek için görüntüyü hani 6 yanında sadece 6 ledlenecek ama 1 yanında ortadaki tek ledlenecek örneğin gibi. Onun için düşünüldüğü için orada fazla ledler var. Ama tabii normalde 1'den 6'ya kadar olan rakamlar görüntülenmesi için. Oradaki fazlalığı sadece görüntüyü zara benzetmek için, zarın üzerindeki rakamların görüntüsüne benzetmek için. Şimdi zar örneğimizi göreceğiz. İsterseniz önce biraz kodlara bakalım. Şimdi zar örneğimiz temel olarak aslında butona bastığımızda zarlar yani ledler üzerinde rastgele rakamları görüntülemek, her seferinde bir rastgele rakam üretmek. Bunun için bakın yani led pinleri diye bizi tanımlamışız. Led için kullanacağımız pinlerin numaraları burada. Ve buton pin olarak da 9, yani 9 olduğu için her pinde buton için kullanacağız. Burada bakın for döngüsü yerine tek tek bütün çıkışları belirlemişiz. Yani 0 ile 6 arasındaki led pinlerimizin indisi vererek dizimize ledleri bağlı olduğu pinlere çıkış olarak belirlemişiz. Ve bu buton pinini de giriş olarak belirlemişiz. Şimdi bakın loop fonksiyonumuz çok kısa görünüyor. Çünkü diğer fonksiyonlara bölmüşüz programımızı. Burada bütün her şeyin önünü görmüş olduk aslında. Buton oku fonksiyonunda buton pinini veriyoruz. Ve buton oku fonksiyonundan bir buton true veya false dönüyor. Bunu bekliyoruz. Niye burada direkt dijital bir oku kullanmadık? Çünkü
İşte burada çünkü butonla ilgili belli başka işlemler de yapacağımız için bunu fonksiyona böldük. Yeni bir fonksiyona oluşturduk. Ve butona basıldığında zar salla fonksiyonu çağırıyor ve bir milisaniyede gecikme olmuş. Bu işlemin her seferinde tekrarlanması için arada bekleme olarak. Şimdi bakın değişik değişik fonksiyonlarımız var. Önce isterseniz buton fonksiyonuna bakalım. Bakın buton fonksiyonunda önce bakın dijital değil de butonun değerini okuyoruz. Sonrasında 25 milisaniyede bir gecikme koyuyoruz. İşte bunun o butonun az önce sunumda gördüğünüz grafikte pardon arkadaşlar ekranı paylaşmayı unutmuşum. Buton isterseniz fonksiyona tekrar bakalım. Ekranı paylaşmamıştım az önce. Fonksiyonumuzda başlangıçta led pinlerini tanımlıyoruz programımızda. Buton pinimiz 9 nolu pine bağlı ve setup fonksiyonumuzda bu pinlerimizi çıkış olarak ayarlıyoruz ledlerimizi. Butonumuzu da giriş olarak ayarlıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Ve loop fonksiyonumuz kısa dedik çünkü programımızı belli başlı fonksiyonlara bölerek yazdık. Burada buton hop fonksiyonumuz var. Buton hop fonksiyonumuz true döndüğünde yani butona basıldığı komutunu aldığımızda zar salla fonksiyonunu çağırıyoruz. Ve loop içinde de birer milisaniye vermişiz bütün bu loop fonksiyonu çalışmasının her bir seferinde. Şimdi öncelikle buton oku fonksiyonuna bakacak olursak bakın önce bir okunan değer değişkenimize dijital bitle butonu okuyoruz. Ama sonrasında 25 milisaniye değer gecikme veriyoruz. Hatırlarsanız önceki slaytlarda bir grafik görmüştük o stetoskopta butona basıldığındaki o hani sıçramaların olduğu an. İşte o sıçramaların olduğu anı 25 milisaniye kadar verip o arayı geçiyoruz yani. O arayı gecikme olarak veriyoruz programımızda. Sonrasında tekrar değeri okuyoruz. Eğer hala dijital bitten okuduğumuz değer az önce okuduğumuz değere eşitse tamam artık buton stabil duruma geçti. Basıldı komutunu verebiliriz diyoruz ve return okunan değer diyoruz. Yani okunan değer high ise high, low ise low. O şeyi döndürüyoruz bakın fonksiyonumuzda. Boolean tanımlamışız. Boolean neydi? Değişken tiplerini görmüştük. True veya false olabilen değişken tipi. Bu int de olabilir aslında. Fark eden bir şey yok. Okunan değeri dönüyoruz. Değilse false dönüyoruz. Dolayısıyla hep butonun basılıp basılmadığını kontrol etmiş oluyoruz bu fonksiyonu çağırarak. Yani bu buton bize true dönüyorsa butona basıldı komutunu almış oluyoruz. Zar salla fonksiyonuna geldiğimizde bakalım neler var. Bakın zar ve i değişkenleri tanımlamışız. Bakın random seed fonksiyonunda bakın analog 0 da beslemişiz. Aslında bu fonksiyonu da yine bir kerelik yapılan setup fonksiyonuna koyabiliriz. Buraya koymuşuz ama oraya da koymak mümkün. Çünkü bir kerelik yapılan bir işlem bu. Bakın zar eşittir random 1 ve 1 ile 7 demişiz. 1 ve 1, 7. Bu şu anlama geliyor. 1 ile 7 arasında sayı üret. Rastgele sayı üret. Yani bu fonksiyon bize 1 ile 7 arasında bir sayı döndürecek. Rastgele. Çünkü analog giriş kurulusunu kullandığımız için rastgele olmasını bekliyoruz sayımızın. Dolayısıyla şu for döngüsü içinde arkadaşlar bir animasyon yapılıyor aslında. Fonksiyonel bir değeri yok. Şöyle ki bakın 250'ye kadar gidiyor. Her adımda 50 arttırıyoruz. Zar sayı göster şu. Birazdan göreceğiz o fonksiyonu ama zarlarda led hangi rakamı göstermek istiyorsak onu gösteriyoruz. Bir verdiğimizde biri göster, iki göster, üçü göster. Dolayısıyla sırasıyla bakın zar sayıda hepsini gösteriyoruz. Araya delay'ler koyarak. Delay bizim değeri de yani delay'e verdiğimiz değeri de döngüden alıyoruz. İ değişkeninden. Bu da her seferinde arttığı için dolayısıyla önce yavaş sonra hızlanan bir daha doğrusu önce hızlı sonra yavaşlayan bir animasyon elde etmiş oluyoruz. Yani önce gecikmeler küçükken daha hızlı. Sonrasında yavaş yavaş yavaşlayan bir animasyon elde etmiş oluyoruz aslında burada. Ve sonuç olarak da zar sayı göster zar. Yani random'dan dönen değer kaçsa onu gösteriyoruz. Yani rastgele sayımızı zardan son gösteriyoruz. Zar nasıl gösteriyoruz ona da bakalım. Zar sayı göster fonksiyonunda bakın gördüğünüz gibi öncelikle hepsini bütün ledleri low'a çekiyor. For döngüsüyle. Sonrasında switch case kullanmışız. Bakın bunu görmüştük kontrol yapılarında. Yani sayı değişkenimiz 1 ise bu blok çalıştırılacak. 2 ise bu blok, 3 ise bu blok, 4 ise bu blok, 5 ise bu blok, işte 6 ise şekilde gidiyor. Dolayısıyla 1 ise bakın tek led yapıyor. 2 ise 2 led. İşte 3 ise 3 tane ledimizi yapıyoruz. 4 ise 4 tane led şeklinde. Kaç tane hangi led buraya sayıyı hangi değişken hangi değer verildiyse o kadar sayıda ledi yapıyoruz. Dolayısıyla zarla da o değeri göstermiş oluyoruz. Şimdi bu fonksiyonu ben
yüklü karta. Şimdi tam görünüyor mu bilmiyorum. İki tane breadboard ayrı ayrı kullandığım için biraz belki karışık görünüyor. Şöyle göstereyim. Buton için şu breadboard'u kullandım. Yani buton buraya bağlı. Dolayısıyla ledlerde diğer breadboard'da biraz karışık görünüyorlar ama şema olarak bakacak olursak aslında şemamız şu. Yani bir buton bağlı Arduino'ya, bakın cooldown direnciyle. Yeni kalanları da sadece ledlere ve dirençlere bağlı olan ledler. Her biri bir dijital pine bağlı. Temel bağlantı şeyi bu. Yani en başta kara şimşekli yaptığımız ledleri düşünün. Bir de sadece tek buton okuma örneğini düşünün. İkisini de birleşmiş hali. Dolayısıyla bakın şimdi butona bastığımda şu an örneğin bilet yandığını görüyorsunuz. Bakın bastım, görüyor musunuz? Animasyon yapıldı, yavaşlaya yavaşlıyor. İşte şu anda 6 tane led yanıyor. Örneğin 6 geldi demek oluyor bu. İşte şimdi bir daha bastığımda bakın 1 geldi. Bir daha basıyorum. 2 geldi. 1 geldi gibi. Yani şu an yaptığımız şey aslında biraz animasyonlu bir zar diyebiliriz buna. Bakın 5 geldi gibi. Aslında baktığınızda bu örnekte işte döngülerin kullanımını da görüyorsunuz. İşte dizileri de kullanmış oluyoruz. Dijital giriş ve çıkış fonksiyonlarını da kullanmış oluyoruz. Buton da okuyoruz, led de sürmüş oluyoruz. Hepsinin aslında gördüğümüz örneklerin konuların birer karması şeklinde oluyor biraz. Ve buraya kadar gördüklerimiz de aslında dijital giriş çıkış konusunda bitirmiş oluyoruz. Dijital giriş çıkışta özetleyecek olursak, kullandığımız fonksiyonları hatırlayacak olursak, pin mod fonksiyonuyla kullanacağımız pin giriş mi çıkış mı olduğunu belirliyoruz. Sonrasında dijital write fonksiyonuyla çıkışlara değer yazıyoruz, 1 veya 0. Dijital read fonksiyonuyla girişleri okuyoruz. Yani 3 tane fonksiyon aslında her şey. Arduino işleri işte bu kadar basitleştiriyor. Arduino özelliği de bu aslında. 3 tane fonksiyonla bütün bu işlemleri yapmış oluyoruz. Bu bölümde görecekleriniz bu kadardı arkadaşlar. Bugün işte dediğim gibi hem programlama dilinin ikinci bölümünü gördük Arduino'nun, hem de dijital giriş çıkış işlemlerini nasıl yapacağımızı gördük. Benim buraya kadar anlatacaklarım, yani bu bölüm için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.